40 geç. Efendim gün ortası devam ediyor. Programın başında anons etmiştik. Emekli büyükelçilerimizden Uluç Özülker bizimle. Sayın Özülker hoş geldiniz. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Dün ile evvelsi gün İstanbul'a geldiniz. Bugün bizdesiniz. Hatta çok güzel bir eserle geldiniz. Bu kitabı da soracağım. Yeni kitabınızı. Bunu da biraz konuşacağız ama müsaade ederseniz sizin de en son görev yaptığınız Fransa'da temsilcimiz Ali Rıza Taşlı'nın yani şu an hatta hazır. Tabii. Bizim beraber konuşacağımız konu konusunda yani bu Barzani'nin sözde işte bağımsızlık referandumu, bu bölünme referandumu diyoruz. Bu konudaki Fransa'daki yansımaları alacağız. Fransa temsilcimiz Ali Rıza Taşdelen'den. Ali Rıza Taşdelen merhaba. Merhaba Umut. Fransa dedim ama tabii Avrupa'ya da bir bakmış olacağız. Sen bir hazırlandın da biliyorum. Barzanistan'ın ya da işte bu Barzani'nin bölünme referandumunun Avrupa'da özellikle Fransa'da toplamda bir yansıması oldu. Ne oldu? Nasıl oldu? Nasıl görüyor Avrupalı bu gelişmeleri? Neler söyleyeceksin, aktaracaklarını merak ediyoruz. Evet, size de iyi günler diliyorum başlamadan önce. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly 26 Ağustos 2017 tarihinde Irak'ı ziyaret ederek Barzani ile görüşmüştü. Yani referandumdan 10 gün önce idi. Fransız Bakan bu görüşmede referanduma karşı çıkmış ve Irak Anayasası'nda Kürdistan'a özellik ile ilgili önemli bir madde var. Biz bu çerçevede Irak'ın bütünlüğü içinde federal bir yapıdan yanayız demişti. Yani bilindiği gibi Batı dünyası genel olarak Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduklarını açıklamışlardı. Barzani'nin bu ikinci İsrail planına karşı bölge ülkeleri İran, Türkiye, Suriye'nin kararlı tavrı Batı cephesine geri adım attırmıştır. İsrail'den başka da referandumu açıkça savunan bir ülke yoktu zaten. Batı'nın özellikle Avrupa'nın endişesi şartların uygun olmadığını, ısrar ederse Barzani'nin elindekileri de kaybedeceği yönündeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin referandumu engelleme çağrısı erteleme çağrısı tam bir ikiyüzlülüktü. Bölgede başka hesapları olduğu görülüyor. Bölgede yenilen ABD özellikle İran ve Türkiye'ye karşı vuruşarak çekilmekten yana tavır sergiliyor. Amacı bölgeyi karıştırmak, yoksa PYD kantonlarına ABD'nin gönderdiği 1500-1600 tır silahı ve o bölgeye kurulan ABD üslerini nasıl izah edeceğiz? Fransa, Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduklarını söyledi demiştim ve referanduma karşı olduklarını söylemişlerdi. Ama işte işin aması var. Biraz geçmişe gitmemiz gerekecek. 2 Ağustos 1990'da Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği koalisyon Irak'ı işgalden sonra oluşturduğu 36. paralelin kuzeyinde yani Kuzey Irak'ı uçuşa yasak bölge ilan etmesini dönemin Cumhurbaşkanı Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande desteklemişti. O zaman 36. paralelin kuzeyi ABD ve Fransız Hava Kuvvetleri tarafından kontrol ediliyordu. Gerek Sarkozy gerekse Hollande, özellikle de Hollande, Amerika ve İsrail'den sonra Barzani peşmergelerinin ve PYD'nin baş destekçileri olmuşlardır. PYD-YPG yöneticileri Elize Sarayı'nda ağırlanmış, bölgede eğitilmiş ve silah desteği sağlanmıştır. Bunu da şöyle izah etmişlerdir. Peşmergelerden PYD IŞİD'e karşı mücadele ediyorlar şeklinde. Şimdi yeni Cumhurbaşkanı Macron da aynı politikaları devam ettirecektir. Bunun ipuçlarını görüyoruz. Fransa'nın Erbil konsolosu Dominique Mas, Macron'un seçilmesinden sonra yaptığı açıklamada Kürdistan bölgesinin Fransa için çok önemli olduğunu ve ilişkilerin Hollanda döneminde olduğu gibi devam edeceğini söylemiş. Bir de Bernard Henry Levy adında sözde bir filozof var. Bu sözde filozofu Fransa'nın Sarkozy döneminde Libya'ya saldırısı da oynadığı rolle hatırlarız.
Bu zat referandumdan sonra Erbil'de Barzani ile görüştü. Bu görüşmede Barzani demiş ki bütün Kürtler kendilerini Daniel Mitterrand'ın çocukları olarak görürler. İşte Fransa ile tarihi ilişkilerimiz var vesaire şeklinde şeyler söylemiş. Levin'in bu görüşmesinde benim esas dikkat çekmek istediğim nokta eski Fransız Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner'de bulunmuş. Şimdi Bernard Kouchner kim? Bernard Kouchner Yugoslavya'nın bölünmesinde önemli roller üstlenmiş biri. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün kurucularından. İnsani nedenlerle ülkelerin iç işlerine müdahale etmenin teorisyenlerinden, bunun teorisini yapanlardan birisi. Şimdi bakın bu Bernard Kouchner nerede karşımıza çıkıyor? Hatırlayalım, Türkiye basında da yansımıştı. Referandumdan 3 gün önce Kerkük'te Hoşyar Zebari'nin evinde aralarında Amerikalı ve Avrupalı isimlerin de yer aldığı gizli bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıya ABD'nin Irak'taki kara kutusu olarak bilinen ve 2005 Irak Anayasası'nın mimarı olan Peter Woodard Galbraith ve eski Fransız Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner de katılmıştı. Bu Batı ülkelerinin resmi açıklamaları her zaman gerçeği yansıtmıyor işte. Bunun perde arkasını görmek gerekir. Şimdi Umut, tüm emperyalist müdahalelerde medya önemli bir rol oynar. Algı operasyonu yaparlar. Avrupa, Batı kamuoyunu etkilerler. Medyanın gücü çok önemli. Barzani ve Peyede'nin ABD'nin piyonu olduğunu yazan, çizen, söyleyen yok. Öyle Avrupa medyasında, basında. Ne var? Batı tarafından da aldatılan zavallı Kürtler var. Avrupa'da Barzani referandumu medyada 100 yıldır bekleyen Kürtler devletine kavuşuyor şeklinde ele alındı ve tartışıldı. Neymiş efendim? 4 ülkeye dağılmış Kürtler 1920 yılında Sevr anlaşmasıyla tam devlet olacakları zaman Mustafa Kemal'in zaferi ve Lozan anlaşmasının kabulüyle Batı ülkeleri Kürtleri yarı yolda bırakmış. İşin ilginç yanı Fransız basınında, Avrupa'da da konu ele alınırken Amerika yok, Körfez Savaşı yok, Irak'ın işgali yok, 36. paralelin oluşturulması ve Kuzey Irak yok. Ne var? Dünyanın... Bir anlamda unuttu diyorsun. Evet, enteresan. Aziz Ağa Taşdelen, yani toparlamak durumundayım. Hem burada konuğum var, hem belki İran'a dönme durumumuz gerçekleşecek. Zaman da çok sınırlı. Ben çok teşekkür ediyorum sana aktardığın bilgilerden dolayı. Son bir cümle. Son, zaten bitirmek üzereydim. Son bir gelişmeyle bitirmek istiyorum. Lütfen. Macron, Barzani ile Irak Merkezi Hükümeti arasında arabulucu olabileceğini önermişti. Barzani ve Irak Başbakanı'nı Abadi'yi Paris'e davet etmişti. Son gelişme, bugün Irak Başbakanı Abadi Paris'e geldi. Yarın Cumhurbaşkanı Macron tarafından Elize Sarayı'nda ağırlanacak. Irak Merkezi Yönetimi yaptığı açıklamada bunun referandumla bir ilgisi olmadığını, teröre karşı mücadele ve Irak'ın yeniden yapılandırılması ile ilgili görüşme yapacaklarını belirtti Umut. Arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Fransa temsilcimiz, hemen en son Fransa'da görev yapan emekli büyükelçimiz Sayın Özülker'e dönmek istiyorum. Efendim, şimdi hani Alizade Taşdelen bazı şeyleri unutuyor Avrupa diyor. Sanki yeniymiş gibi böyle algılıyor. İlgisiz gibi dursa da esasında çok ilgili olduğu ortada. İbadi şu anda Irak Başbakanı Fransa'da, biraz o bilgiyi de paylaştı. Şimdi Barzani ile ilgili Türkiye'nin politikasını konuşalım biz. Yani bu referandum öncesi hep geç kaldı, atması gereken adımlar vardı, atmadı deniyor. Buna rağmen bir şekilde bir süreçte işliyor. Peki bundan sonra ne olacak? Siz nasıl görüyorsunuz? Yani bu bağımsızlık ilanı bugünden yarın olmayacak belli ama bir süreç işleyecek. Nasıl görüyorsunuz? Türkiye bundan sonra hangi adımları atabilir ya da? Evvel abi, bu Fransa ile ilgili olarak bir hususu hatırlatmak lazım. Buyurunuz. Aslında Fransa'nın bu şekilde Kuzey Irak'la ilgili olarak devreye girmiş olması doğrudan doğruya Barzani'nin ben Fransa'yı bir arabulucu olarak kabul edebilirim sözlerinden sonra ortaya çıktı. Evet. Yani başka bir ifadeyle bütün çevre ülkelerinin baskısını üzerinde hissettiği için
ve herhangi bir şekilde geri adım atmadığı takdirde konuşacağız onu. Kendisini çok daha zora sokulacak bir noktada gördüğü için ve bu arada kendisi bir noktada siyaset üstüne çıkan bir makam yaratarak onun başına geçme idealini taşıdığı için Türkiye, İran ve güneyde İbadiye, batıda da zaten bir istikrarı olmayan Suriye'ye güvenemediği için dışarıdan batılılara bir şekilde kucak açmak suretiyle onların bunların üzerinde, yani bizlerin üzerinde yapacakları baskıyla bir sonuca ulaşabilir miyim hayali içinde yaşıyor. Şimdi hayali kelimesini kullanırken de bilinçli olarak söylüyorum. Kesinlikle. Şimdi efendim geçmişte ben Fransa'ya güvenmem. Şimdi orada ben büyükelçilik yaptım ama güvenmem. En basit şekliyle ben oradan ayrılıyorum. Orada bir mülakatım oldu Hürriyet gazetesiyle. Muammer Elveren o tarihte gayet iyi tanıyorum. Gelip dedim ki ben buradan ayrılmadan evvel yayınlayayım bunu. Çünkü içinde gayet ilginç şeyler vardı. Fakat Ertuğrul Özkök demiş ki yani ayrıldıktan sonra ciddi şeyler var içinde. Ondan sonra yayınlamak daha doğru olur. Fransızları biraz üzdüm ben orada ama olay şudur. Efendim orada büyükelçiyim. Benim de istihbaratım var tabii. Tabii ki. Orada 500 bin civarında bir vatandaşım yaşıyor. Ve bunların içinde aşağı yukarı 17 tane değişik fraksiyon var. Yani her kesimden insan, sağcısı, solcusu, dencisi, mezhepçisi her şey yaşıyor. Ve bu arada hükümetimizin de onlar indinde akapelleştirme politikası var. Yani evet. Mesela oradaki 2002-2006 değil mi? Yanlış söylüyorsam düzeltin. 2006'dan evvel bu. 2002-2006 arası dönemde. Evet. Şimdi PKK da bunlardan bir tanesi. PKK orada haraç alır vesaire her şey yapar. Ve bendeniz gidip bakın bizim kırmızı bültenle aradığımız şu şu fevkalade önemli adamlar şu tarihte şurada toplantı yapacaklar. Bunların derdest edilmesi zamanı gelmiştir. Lütfen yapın. Yani nota gönderin. Peki nota da zaten hazır götürüyoruz bildiğimiz için veriyoruz. Aradan bir hafta 10 gün geçer. Gittik baktık ama gelmemişler veya yoktu toplantı. İstihbaratınız yanlışmış. Aslında bu böyle değil. Orada kendi aralarında bir zımni mutabakatları vardı. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın politikası var. PKK ile Fransa'nın mutabakatından elbette sadece bahsediyor. Fransa değil diğer ülkelerin de var. Evet. Ve bu yaptıkları şey işte haracını alırken de sessiz sedasız yapacaksın. Alır çünkü orada haraç toplar da gidip oradaki birçok kişi dükkanımızdan Türklerden. Bunlara göz yumacaksın vesaire. Ve ondan sonra burada hiçbir eylem yapmayacaksın kesinlikle bana dokunmayacaksın. Amaç bu. Siz orada öğrenip de karşı tarafa gidip böyle böyle dediğiniz zaman o zımni mutabakatı bozucu bir adımın atılmasını beraberinde getireceği için orada haber verirler. Gelmeyin Türkler öğrenmiş kaçırtırlardı. Ben bunları gazetede açık açık söyledim. Özkök bunu sonra yayınlandı değil tabii, mi o zaman? Tabii maalesef ama enteresan. İki Fransızlar siyasetçi düzeyinde Öcalan'la kankaydılar. Devamlı kandil yoktu o zaman. Lübnan'da Beka Vadisi'ndeydiler. Devamlı evet, gelirler yani. Giderler iç içe yaşarlardı. Söylediğimiz zaman yapmayın yahu bu fevkalade tehlikeli yapmayın dediğimiz zaman vallahi bir şey yapmıyoruz ama öbür taraftan fotoğraflarıyla her şeyle birlikte önüne koyunca o siyasetçiler o aşırı solcudur o bilmem aşırı sağcıdır. Bunlar giderler siyasetçi olduğu için de bunların kontrolü mümkün değildir. Hep bir excuse diyeceğim, hep bir özür dilenebilecek bir kaçış noktası bir yerde bıraktılar. Yaratılır. Şimdi hep böyledir. Dolayısıyla unutmayalım gene aynı Fransa, Kadafi'nin sonunu getirdi. Ben orada da büyükelçilik yaptım. Evet. Kadafi bir diktatördü ama 400'ün üzerinde aşiretin, tepeden tırnağı silahlı aşiretin bulunduğu bir yerde ben sordum bir gün Kadafi'ye. Diktatörsün niye? Bunlara başa çıkmak için merkezde çok güçlü olmak lazım. İstihbaratın ve ordun vardır. Ama dedi çok önemli bir şey söyledi. Ben laikim dedi. Bak Mübareğe bak Esad'a bak Saddam'a hepsi laiktirler. Çünkü dedi kalplere emrederek girip oradan bir sonuç almak mümkün değildir. Anayasamıza uygun davranmak şartıyla herkes inancında arada, serbesttir. Evet, evet. Ama dedi ne Müslüman kardeşler girebilir buraya ne başkası hakikaten de sokmamıştır. Fransa ne yaptı?
Zaten orada Bingazi ile Trablus arasında bölünmüş olduğu biliniyordu o ülkenin. Sıkıntı üçe var. Bölünmüştü bir de Fizan kısmı. Gitti onlara vakitsiz bir şekilde, başka şekilde baskı yaparak çözümlenebilecek bir olayı aceleye getirdi. Biz de ona bavullarla para gönderip vesaire falan çana kaçtık. Amerika kaçtı, Rusya bana ihanet ettiler deyip Suriye'de intikamını almıştır bunun. Kaddafi'yi öldürdüler. Bitti mi Libya? Şu anda hala iç savaş bütün haşmetiyle sürüyor. Evet. Peki siz hayatınızda Fransa'yı bir kere gördünüz mü meydanda? Bitti. Geldi orada, girdi, bir şeyler yaparım diye düşündü. İşler karışınca kaçtı gitti. Bunun bütün ceremesini de oradaki mahalli halk çeker. Libya halkı çekti. Şimdi gelelim buraya. Irak'ın kuzeyinde de benzer bir oyun oynanıyor şu an. Aynen, bu oyun oynanıyor. Yani uluslararası planda başat güçler ben merkezcidir, egoisttir. Hı hı. Sadece ben ve benim menfaatim diye bakarlar. Evet. Onun ötesindeki empati yaparak, kendini onun yerine koyarak bir sonuç almak peşinde değildir. Şimdi siz burada Fransa'yı getirip de bir arabulucu diye oturttuğunuz zaman buradan kesinlikle bir sonuç çıkmaz. Daha da vahimi, burada tarafların belki aralarındaki uçurumun daha da derinleşmesinin yolu bile açılabilir. Hı hı. Çünkü Batı'nın işin içine girdiği yerde unutmayalım ki başka türlü bir sorun ortaya çıkacaktır. Başındaki sualinizi de bununla bağlantılı olarak şöyle cevaplayayım. Yani bu süreç ne? İbadi, daha evvel Maliki'ydi. Maliki, Iraklıydı Maliki. Yani İran'la o kadar iyi değildi arası. Ama İbadi İran'ın adamıdır. Hı hı. Oradaki Şiilerin de mutlak şekilde temsilcisidir. Şiiler de %64'ünü temsil ederler mezhepsel açıdan baktığımız zaman Irak'ın. Dolayısıyla güçlüdürler. Burada İran'ın İbadi üzerinden Irak'ta, arkasından Suriye'de Esad'la birlikte Nusayri olarak ve en sonunda da kendi yaratmış olduğu ve yerleştirmiş olduğu Hizbullah'la birlikte Lübnan'da bir Şii kuşağı yaratma politikası vardır. Hümeyni iş başına gelmesine kadar İran bir Şiilik ihracatçısı değildir. Kesinlikle dışında kalmıştır. Şiidir ama kesinlikle Şiilik ihracatçılığı yapmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda Alevileri tırnak içinde kaşımışsa eğer, bu doğrudan doğruya bir Türkmen'in, yani başka bir ifadeyle Şah İsmail, o da Türk, diğer bir Türk'le kendi menfaatleri doğrultusunda iç politika oyunu oynamak suretiyle kullandığı bir kozdur. Yoksa bunun ötesinde Şiilik ihracatçısı olmamıştır. Ama Hümeyni iş başına geldiği günden itibaren üç ana ilke koymuştur kendine. Bunlardan bir tanesi, İsrail ve Amerikan düşmanıyım. Aha. Bundan vazgeçmem. İkincisi, Körfez bölgesinde Şiiliği yayacağım. Çok basite indirerek söylüyorum. Üçüncüsü de Rusya, Hindistan, Çin gibi ülkeler benim başat güçlerim ve dostlarım olacaktır. Bu arada 11. maddesi de anayasanın, İran merkezli bir Müslümanlığın yayılmasından söz eden bir cümle de eklenmiştir ki o da Şii'dir. Yani şöyle mi anlayalım? Şimdi burada karşı karşıya gelen esasında bir Batı'nın oyunları, iki İran'ın hesapları, öyle İran'ın mi? İran'ın da hesapları var. Şimdi siz burada Barzani ne diyor? Ben Batı'yı, işte Fransa'yı işin içine sokup uzlaşacağım. Batı İran'la adam gibi geçinmiyor ki. Trump'ın işte tekrar bütün o 5+1 ile nükleer alanda varılmış olan anlaşmadan geri adım atarak yine İran'ı bir numaralı düşman haline soktu. Onlar da gittiler Körfez'de Suudi Arabistan'la, Yemen'de çarpışıyorlar. Ve bu giderek yayılıyor. Yani başka bir deyişle İran Batı tarafından tekrar yakınlaşacağı değil, uzaklaştırılacak bir ülke konuma sokuluyor. İşte burada İbadi de onun uzantısı ve onun hemen kuzeyinde de bir Kürt bölgesi oluşturulmaya çalışılıyor Rusya ve Amerika tarafından. Nedir bu? Barzani kendi yönünden bağımsızlık diyor. Arkasından ne gelecek? Suriye'nin kuzeyi gelecek. Şimdi burada da bir özerk bölge yapılıyor. Bu özerk bölgede de Kasım sonu itibariyle, yanlış hatırlamıyorsam, seçimler var. Biz Aziz bir şeyi atlıyor gibi geliyoruz. Yani şimdi Suriye'nin kuzeyini de birleştirdiğimizde özerk bölge, örneğin Barzani'nin referandumuna ilk destek veren, kurulduğunda tanıyacağım diyen İsrail var. İsrail bu formülün neresinde? Efendim çok basit.
İsrail Araplarla çevrilmiştir. Hı hı. Ve bütün muhatapları onlar olduğu için burada Arap olmayan herhangi bir ülkenin seküler güç dengesinde, evet, bir bölünmeye sebebiyet vermesi dolayısıyla işine gelir. Hı. Türkiye'ye bu manada güvenemez. Çünkü uzun yıllar Türkiye kendisiyle bir kanka olarak yaşamıştır. Ama hükümetimizin mevcut politikasında bir gelgit içindeyiz. Yani bir yandan Amerika'nın da baskısıyla barıştık ama diğer taraftan da tam manasıyla barışamadık. Bu arada şunu da unutmayalım. Hı hı. Gazze biliyorsunuz FETÖ ile Hamas ayrışmış durumdaydılar. Bunlar bir araya gelip oradan bir bütün çıkaramıyorlardı. Yani Filistin dediğimiz şey aslında ikiye bölünmüş ve birbiriyle anlaşamaz vaziyette devam eden iki bölgeydi. Hı hı. Şimdi bu bölgeler geçtiğimiz hafta içinde anlaşmaya vardılar ve Gazze şeridinde Hamas yönetimi, Meşal'in oradan ayrılmasından sonra yeni yönetim, yeni bir adım attı ve Filistin birleşiyor. Hı. Yani artık bundan sonra Batı Şeria, Doğu Şeria'da FETÖ dediğimiz Arafat'ın kalışı, evet, devamı. Diğer tarafta da Hamas, ikisi bir araya gelip oradan bir tek Filistin çıkarılması için bugüne kadar 3-4 defa birleştiler, ayrıldılar. Bir türlü bir fikir birliğine varamıyorlardı. Şimdi bu da oldu. Hı hı. Böyle olduktan sonra iki devletli, iki kesimli bir İsrail-Filistin anlaşmasına doğru gidilmesi de mümkün ve muhtemeldir ama bu aynı zamanda İsrail üzerindeki baskının da artması sonucunu verecektir. Burada hem Suriye'yi hem aynı zamanda Irak'ı böldüğü ölçüde İsrail karlı çıkacağı düşüncesindedir. Hı hı. Ve bunu yaparken de yalnız net olalım, arkasında Amerika Birleşik Devletleri vardır. İsrail mi Amerika'nın 52. vilayetidir yoksa Amerika mı İsrail'in vilayetidir, bunu da düşünmek gerekiyor. Her seferinde çünkü birbirlerinin elinden hiçbir zaman ayrılmıyorlar. İsrail dedik, Irak dedik, İran dedik, Suriye'nin kuzeyi dedik, Fransa dedik, Türkiye. Türkiye'nin politikası adımda geç atıldı. İşte yapması gerekeni yapmadı. Bundan sonra ne yapabilir? Örneğin şu anda Sayın Cumhurbaşkanı İran'da. Ondan önce Genelkurmay Başkanı gitti. Evet. Onun öncesinde ilk defa 39 yıl sonra İran Genelkurmay Başkanı Ankara'ya geldi. 3 gün süren uzunca bir programa imza attı. Şimdi burada Türkiye ne yapmalı, ne yapıyor? Gene geniş kapsamlı olarak düşünmek lazım. Hı. Biliyorsunuz 1916-1917'de Sykes-Picot, arkasından 1920 San Remo Anlaşması ile yürürlüğe girdi. Bu hudutlar çizildi. Bizim Türkiye hududu olarak çizilmiş olan Güneydoğu hududumuz aslında bir Finlandiyalı generale çizdirtilmiştir İngilizler tarafından. Öyle bir huduttur ki dağın tepesinde bize bakan taraftan en tepeden geçer. Yani gümrük kapısı açsan açamazsın, yol yapsan çıkamazsın. Hı. Ama oradan Tarasut Kulesi gibi yukarıdan Türkiye'yi her yönüyle gözlemleyebilecek kadar da adaletsiz, haksız bir çizim içindedir. Şimdi bunlar hepsi Sunni hudutlar. Şimdi onun tarihin İngiliz-Fransızları, Sykes-Picot anlaşmalarının, hı, bugünkü Amerika Rusudur. Burada ilk bitirilmeye çalışılan şey IŞİD'dir. IŞİD bittikten sonra mutlaka ve mutlaka bu iki ülke, hı hı, Suriye ve Irak'ta yeni bir bölünmeye götüreceklerdir işi. Bundan hiç kuşku yok. Şimdi bu bölünme derken Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasına bakmak lazım. Biraz da Rusya'ya bakmak lazım. Bir koyalım efendim. Tabii efendim. Şimdi arkadaşım hazırmış. Ufuk Akkaya, Ege bölgesinin makine sektörünün İzmir'de buluştuğu bir fuar var. Oraya bir virgül koyup oraya döneceğiz. Ufuk Akkaya'nın yanında konuğu da var. Makina İmalatçıları Birliği Başkanı Ahmet Özkayan. Ufuk'un soruları olacak. Sayın Özkayan'ın yanıtları. Bir ufağa dönelim. Kısa bir ara da olsa sohbete ara vermiş olalım. Bir ufağa dönelim. Bakalım ne anlatacaklar sektöre ilişkin. Buyurun. Evet, Muhtezerer, teşekkür ediyorum. Makina sektörünün Ege bölgesindeki en büyük buluşması olan MAKTEK İzmir Fuarı bugün başladı. Takım tezgahlarından metal saç işleme makinelerine, tutturuculardan kesici takımlara, kalite kontrol ölçüm sistemlerine, yazılımlar ve teknolojilerin tamamı bu fuarda olacak. Ve şimdi yanımızda Makine İmalatçıları Birliği Başkanı Sayın Ahmet Özkayan var. Onunla hem fuara hem de Türkiye ekonomisinin ve de sektörün durumuna ilişkin sorularımız olacak. Bunları konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Fuarın amacı nedir efendim?
Fuarın amacı Türkiye'deki makina imalat sektörünü, üreticileri, yeni teknolojileri burada sergilemek. Aynı zamanda ithal makinalar da var. Hem yerli hem ithal makinaların ortak bir sinerji içerisinde ihtiyacı olan sanayimize, ihtiyacı olan kullanıcılarımıza sergilenmesi. Konuşmanızda, açılış konuşmanızda Endüstri 4.0'a vurgu yaptınız. Evet. Bu vurgunun amacı nedir efendim? Endüstri 4.0 aslında dünyada gelişmiş ülkelerin rekabetçiliğinin devam etmesi amacıyla geliştirdiği bir sistem. Hem yazılım, hem donanım, hem tedarik zincirini, toptan tedarik zincirini kapsayan bir sistem. Bu mutlak suretle bizim ülkemizde de elbette olması gerekiyor. Firmalarımızın buna hazır olması, hazırlık yapması, gerekli altyapının, yüksek teknolojinin sağlanması ve kontrollü bir şekilde sürekli güncellenerek üretilmesi gerekiyor burada. Katma değer üretmek. Evet. Sık sık vurgulanıyor bu. Türkiye evet. Tabii ki katma değer üretiyor ama bunun geliştirilmesi lazım diyorsunuz. Nasıl evet. Gelişecek bu efendim? Şimdi bu düşük gelir tuzağından kurtulmak için katma değer şart. Katma değerli üretim yapmamız gerekiyor. Kilo değeri 10 dolardan çıkıp Türkiye'nin ortalama kilo değeri, ihracatlık kilo değeri 6 dolar. 6 doları bizim nasıl 30 dolarlara, nasıl 60 dolarlara çıkarmamız gerekiyor, buna bakmamız lazım. Mevcut potansiyelde yapılan üretim, ihracat bu kadar. Bunu 2-3 katına çıkarmak için bir bu kadar daha fabrika, bir bu kadar daha yatırım yapmak mümkün değil. O zaman ne yapacağız? Katma değeri yükseltmemiz gerekiyor. Yani teknolojiyi yükseltmemiz gerekiyor. Üretimdeki teknolojiyi. Yüksek teknoloji ürünlere geçmemiz gerekiyor. Bunun da şartı nitelikli tabii eleman, iyi yetişmiş, iyi eğitim almış nitelikli elemanlar ve Ar-Ge merkezleri, bu sistemlerin desteklenmesi, tabii bu konuda yapılması gereken birçok şey var. Başkanım, konuşmalarınızdaki şu vurgular dikkatimi çekti. Üreterek büyümek, evet. Burada da yazıyor, milli üretim, milli güç. Evet. Türkiye'nin geleceği yerli üretimde diyorsunuz. Evet. Bu fuarın amaçlarından biri bu anladığım kadarıyla. Doğru. Burada yerli üretimi desteklemek ve bu üretimi yerli malına tüketiciyi benimsetmek. Yani yabancı marka sevdalılığından aslında bizim ülkemizin kurtulması gerekiyor. Burada üretimi olan, burada fabrikası olan üretimin burada kullanılması gerekiyor. Bir kere bu şart. Aslında bir ekonomi programı diyebilir miyiz? Tabii. Aslında bu çok önemli. Yabancı ülkelerin uyguladığı şey, kimse parasının yurt dışına çıkmasını istemiyor. Para burada kalıyor ve sadece makine olarak bakmayalım. Bunun alt kırılımları var. İstihdam sağlıyor, yan sanayisi var, yedek parçaları var, servis hizmetleri var. O kadar geniş ki bunun alt tarafı. Ve bu direkt makine üretiminin büyümesi, ülkemizde büyümesi, yüksek teknolojiye geçişin de önünü açacak bir sistem. Hükümetten bu konuda beklentileriniz neler efendim? Teşvik sistemleri önemli. Ortaklaşa çalışıyoruz burada. Ve birçok alanda, yani ilişkilerin, iletişimin iyi olduğu alanlarda aslında ihtiyaçlar karşılanmaya başlandı. Oturulup konuşuluyor. Teşvik sistemi çok önemli. İthalata dayalı bir teşvik sistemi ülkemizi maalesef, özellikle makine sektörünü, aslında genel anlamda da böyle, büyütmüyor. Yabancıları büyütüyor, yabancı fabrikaları büyütüyor. Dolayısıyla ithalattan çıkıp bizim yerli ürünümüzü, kendi makinamızı, kendi teknolojimizi üretir ve bağımsız, o zaman bağımsız olacağız. O zaman ambargolar bize vız gelecek, tırıs gidecek. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenler, MAKTEK İzmir Fuarı'nda makine yapan makineleri ekranınıza taşıyacağız bu akşam ana haber bültenimizde. Bu makine yapan makineler hem yerli yazılımla hem de yerli makinelerle oluyor ve Türkiye'nin Türkiye'ye katma değer üretecek, yüksek teknolojiye de geçmesini sağlayacak ürünler üreten makineler olacak. Biz de fuarın bütün ayrıntılarını tüm hızıyla geçen bu gelişmeleri, güzel gelişmeleri, sevindirici atakları ve atılımları ekrana taşımaya devam edeceğiz. Söz yeniden sizde.
bekliyoruz. Tabii konu haber programda, haber programı olunca böyle her şey üst üste geliyor. Bir son dakika gelişmesi olarak arkadaşları paylaşıyor. Sohbeti sürdüreceğiz. Suikast imi davasında karar bugün okundu. Suikast imine müebbet verdi hakim. Evet, FETÖ elebaşı Gülen'in dosyasının ayrıldığını biliyoruz. 38 sayfalık bir karar okundu. Eski yarbay Hüseyin Yılmaz da yine aynı davada beraat etti. Bu son dakika gelişmesinde buradan paylaşmış olalım. Yarım kaldı cümlemiz. Türkiye ne yapıyor, ne yapmalı? Evet, ne yapmalı? Türkiye'nin devam ettirdiği bu diplomatik trafik, ilişkiler, görüşmeler neye delalet? Burada kalmıştık. Lütfen devam edin Sayın. Evet, efendim Amerika'dan bahsediyorduk. Amerika Birleşik Devletleri ikircikli oynuyordu. Yani kendi içinde tenakuzlara dolu. Bir yandan Kürt bölgesinin Türkiye yönünden ne kadar kıymetli ve aynı zamanda riskli olduğunu bildiği halde, ki Cerablus-Azez hattına girişimiz bunun önüne geçmek için vesaire, bunlar hepsi ortadayken, bir yandan hiç merak etmeyin diyor. Diğer taraftan IŞİD'e karşı kullanacağım güç olduğundan dolayı ben PYD'ye, PG'ye ve PKK'ya tabii doğrudan doğruya silah veririm diyor. En ağır silahları da verebiliyor. Evet. Peki nedir buradaki hedef? Buradaki hedefi aslında Rusya yönünden de biraz bakmak lazım. Rusya PKK'yı bir terör örgütü olarak tanımaz. Amerika tanır. Ama ona rağmen yapar gereğini. Rusya tanımaz. PYD'ye, PG'nin de PKK'nın da Moskova'da büroları vardır. Bunlar da kaç yıllardan beri devam eden bir politikadır. Ve üstüne gittiğiniz zaman da geri adım atmaz. Hep kendi elinde bunu bir oradaki Müslümanlar ve Türk yandaşları da... Ya bu kartlar elinde Rusya'nın. Tabii. Ama bu daha da, çok Türkiye ile Ankara ile birlikte ama ne yapıyor? Astana'da mesela Kuzey Suriye ile ilgili olarak bir proje sundu. Ve o da kuzeyinde bir Kürt bölgesinin oluşmasına yeşil ışık yaktı. Bir federal sistem ve kuzeye verilecek özellikten söz ediyor. Şimdi Barzani özellikle yetinmedi. Bunun ötesine taştı. Ama buna karşılık burada büyük ülkelerin, yani de özellikle Amerika ile Rusya'nın IŞİD bittikten sonrası için bir takım planları, projeksiyonları, planları olduğu da biliniyor. Nedir burada? Aslında Kürt bölgesi diye adlandırılan kendi aralarında hep dörde bölünmüştür. Batı Kürdistan Suriye tarafıdır. Güney Kürdistan, hep Kürdistan diye bakarlar, Barzani bölgesidir. Peşak bölgesi İran'da Doğu Kürdistan'dır. Türkiye'de Kuzey Kürdistan olarak bilinir. Ve buradaki genel anlamdaki bakışta bir konfederasyon olarak bunların birleştirilmesi yatar. Haritaları şeyde de dağıtıldı. Barzani'nin referandum sürecinde de kullanıldı. Sadece o mu? Birinci Körfez Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nden bir albay çıktı. Bizim Erzurum'a kadar uzanan bölgeyi de içine alan Kürt bölgesi diye gazetecilerimiz sordu. Bu ne oluyor? Bu ne oluyor? Ne demek istiyorsun diye. Netice itibariyle bütün bu gelişmeler buraya götürecektir diye cevap verildi. Yani bu bugün işi değil. Sevr aslında çöpe atılmıştır diyoruz ama çöpe atılmamıştır. Mesela size iki tane bir örnek vereyim. Ege Adaları. Ege Adaları konusunda Yunanistan hala Sevr'in 132. maddesini savunan bir tutum içinde gidip batıda hak arar. Sevr İşgal ediyor adaları. 132. maddeye göre benim hakkımdır diye gidip bunu dermeyen ederek yapar. Yine aynı şekilde bir bütün olarak baktığınızda Sevr'de iki tane toprak vaat edilip de bu toprakları alamamış olan Atatürk'ümüz sayesinde kurtuluşumuzdur. Alamamış olan iki kavim var veya iki toplum var. Kim? Kürtler ve Ermeniler. Bugün yine bu oyun hiç gündemden düşürülmemiştir. Her ikisine de bir toprak verilmek vaadi var. Sykes-Picot anlaşmaları yapıldığı zaman Türkiye'nin doğusu 6 vilayetimiz, ki bugün o vilayetler Ermeni anayasasında Batı Ermenistan diye hala geçer, anayasada geçer ismen. Diğer tarafta bir tek Halep dışında kalmıştır. 7'dir aslında, 6'sı bizde. Bir de onların hemen güneydoğusunda Kürdistan adıyla da bir bölge oluşturulmuştur. Bu akılların şu küçük beyinden hiç atılmamıştır. Bugüne kadar da devam eder. Bugün Türkiye biat etmeyen bir pozisyondadır. Kuş büyüdü, avuca sığmıyor. Eskiden öyle tutalım ki Türkiye'yi, yani sıkmayalım, ne kalsın, ölmesin. Ne ölsün, evet. Ama hep
bu pozisyondaydı. Bu kuş artık bu avuca sığmıyor. Ve Türkiye hem ekonomik açıdan büyüdü, hı hı, hem de aynı zamanda tam tabiriyle söyleyeyim karşı çıkıp tırnak içine kafa tutmaya başladı. Bugün neokon politikası dediğimiz yeni muhafazakar politika Amerika Birleşik Devletleri'nde, Trump da bunun dikalası tam arasıyla. Onun net bir söylemi var. Bana biat etmeyene ezerim diyor. Türkiye bugünkü koşullarda da jeopolitik açıdan çok önem taşıyan bir ülke. Ama Amerika Birleşik Devletleri dahil pek çok batılı ülkeye, Almanya'sı dahil, diyor, hayır diyor. Hı hı. Bunu demeye başladığı andan itibaren de başka türlü oyunlar ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanımız bir söz sarf etti. Amerika'da zarrab davası yürümeye başlayıp biraz da işte yasaklar, tutuklamalar filan eski bakanımıza, hı hı, gelince pis kokular geliyor dedi. O pis kokular aslında nereye kadar ulaşacak? Bunun korkusu var. Öbür tarafta da bir dosyalar açılmış, bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Yani başka bir ifadeyle Türkiye dünyada yalnızlık içindedir. Ve bu yalnızlık içinde de Güneydoğusunda müstakbel bir vatanlaştırılma politikasına yönelen başatlarla da karşı karşıyadır. IŞİD bittikten sonra buraya geleceğiz. Peki bunun önüne nasıl geçersiniz? Bölge ülkeleriyle bir işbirliğine girerek. Bugün Türkiye İran'a güvenilmez. Çok net olalım. Yani 1634'ten beri değişmeyen bir sınırımız var onlarla. Kasr-ı Şirin anlaşması 1639. Hiç değişmeyen bir sınırdır bu. Çünkü demişizdir ki iki tarafta çok kavi. Birbirinin üzerine gitti mi buradan sonra çıkmaz. Dolayısıyla oturduğumuz yerde oturalım. Ve hala devam eder bu hudut. Ama ne kadar güvenilebilir sözüne karşı tarafında o belli değil. Dış politikada zaten güven yoktur. Çıkar yok. Vardır değil menfaatler mi? Menfaatler ve bugünkü menfaatler Türkiye, İran ve İbadi. Ama o da İran'ın etkisi altında olduğunu unutmamakla gerekir. Bunların bir araya gelmesiyle orada Barzani'yi sıkıştırmak boğmasıyla bir noktaya gider. Şam'ın durumu. Ha, şimdi Esad, o ayrıca önemli. Bugüne kadar hani soru sordunuz. Geçmişte büyük hatalar yaptık diye. Bu hataların en büyüğü, Barzani ile ilgili bir hata yaptığımızı söyleyemem. Yani başından itibaren onların elinde falan hata değil diyorsun. Hayır yani ona kırmızı pasaport verdik, eline bütün dünyaya tanıdık. Başka bir deyişle denize çıkışı olmayan bir ülkenin petrolünü de satacak yeri yok vesaire. Türkiye zaten mahkum ve muhtaç. Neçivran Barzani bu referandum organize edildikten sonra bugünden Türkiye adeta yalvardı. Yahu bizim ayağınıza basmadık 25 yıldır. Yani bizim sizinle bir derdimiz yok. Vallahi dost kalalım dedi. Şimdi bu koşullarla baktığınız zaman Barzani idare edilebilir. Aynı şeyi Müslüm'le yapabilmiş olsaydık. Acaba Kuzey Suriye'de de YPG'nin ki bugün %85'ini ele geçirmiştir. Müslüm de zaten atıldı en sonunda. Onu güçlü halde tutarak ikinci bir Barzani gibi yanımızda barındırabilir miydik? Buna da bakmak lazım. Ama tabii yani şunu göz ardı etmemek lazım Sayın şimdi, Özülker. Yani arkasında bir Amerika değil mi? O silahlar, o destek, o siyaset. Var muhakkak. Fransa dedik yani. Var muhakkak. Barzani yalnızca Barzani değil yani. Ya da bugün gelmiş olduğumuz nokta itibariyle bu böyledir. Yani ondan evvel eğer bu bölgelerle daha değişik bir mesela unutmayalım. Dün dündür, bugün bugündür rahmetli Demirel'in sözü. Evet. İbadi bir numaralı düşmanımızdı Başika'da. Adeta muhatabımız. Şimdi bir kankamız oldu. Neden? Hatta çünkü Barzani ile mücadele edebilmek için onu da alarak onu sarmak lazım. İşte Suriye politikası olarak sorduğunuz sualin cevabı da burada yatar. Hı-hı. Türkiye Suriye'de başından beri çok büyük hatalar yaptı. Sizin bir heyetiniz gitti ve orada görüştü. Hatta orada şart olarak biz ileri sürdük diye bir beyan edildi o tarihte. Müslüman kardeşleri serbest bırakın, hükümete de alın vesaire. Buradan şikayetçi oldular Suriye tarafı. Buraya gitmeseydiniz bu iş bitmişti falan dediler şeklinde de anlatıldı o tarihte. Hı-hı. Şimdi biz başından beri hata yaptık Suriye'de. Ama gelinen noktada üç şeyi çok dikkate almak lazım. Bir, Esad'sız bitmez bu iş. Esad herhalde piyondur Esad. Tıpkı Barzani'nin de bir piyon olduğu gibi. Barzani Amerika'nın piyonudur. Ama diğer tarafta Esad da Rusya'nın piyonudur ve Rusya komşumuzdur güneyden. O zaman bitti. O zaman Esad'sız bir müstakil istikbal beklemeyin. Bu çerçeve içinde de Esad'la da
dün dündür, bugün bugündür deyip, o da zaten hazırdır birçok şey için, birlikte hareket ederek IŞİD bittikten sonra da belirli bölgeleri kontrol altına alabilecek pozisyonu ve politikaları şimdiden örmeye başlayın diye düşünmek lazım. Her halükarda Barzani, evet, kendi prestiji için yapmıştır bunu, unutmayalım. Kuzey Irak çok fakirdir, ekonomik açıdan çok fakir. Barzani anayasaya hiç uymamaktadır. 2 yıl evvel gitmiş olması lazımdı, hala oturuyor. Şu anda bir diktatör olarak bütün çevresini akraba, talukat, kendi aşiretiyle doldurdu. Talebani'nin 2 oğlunu da yanına aldı. Ona da rahmet dileyelim, o da öldü geçen gün. Evet. Dolayısıyla orada kendi prestiji ve bekası için oyun oynamak mecburiyetindeydi. Ve bu referandum, bu adımın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İleriye götürülemez. İki nedenle, bir, Irak toprak bütünlüğü ve egemenliği bittiği gün, biz dahil bütün pek çok şey burada başka türlü biter. Onun için menfaatimiz o toprak bütünlüğünün sakla tutulmasıdır. İki, Barzani yukarıya da çıksa, aşağı da inse, bu eğer aralarında ibadiyle bir uzlaşma olmadığı takdirde hiçbir yere gitmez. Onun için bu adımda başarı kazandığını düşünecektir. Bundan sonra bağımsızlığını ilan edemeyecektir. Ederse de bu üçlü organizasyon, İbadi, İran ve Türkiye onu boğacaktır efendim. Efendim, sürenin sonuna geldik. Esasında konuşacak çok başlık var. Katalonya'ya giremedik. Kıbrıs'la ilgili sormak istediğim var. Çünkü bugün gündeme gelen bir Fransa-Monaco modelinden bahsediliyor. Bizzat Kıbrıs Dışişleri Bakanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı telaffuz etti. Bu konulara giremedik. Kitabı konuşamadık. Bu kitap için bir kez daha teşekkür ediyorum. İmzalarınız benim için. Küresel düzeyde oyun devam ediyor diyorsunuz. Bu anlattıklarım ve bunun dışında derli neler neler burada. Burada hepsi var efendim içinde. Evet. Yeni çıktı da duman üstünde diyelim yani, değil mi? Çok matbaadan geldi. Çok teşekkür ediyorum. Bugün verdiler bana da. Sağolunuz, bana da getirdiniz, bir tane okuyacağım. Hem bu kitabı hem de diğer konuları konuşacağımız başka konukluklar olacak. Ben sizi şimdiden tekrar davet ediyorum. Tekrar ağırlamak isteriz. Bir cümleyle şunu söyleyeyim. Buyurunuz. Fransa'ya Monaco modeli yaşayabilecek bir model değildir. Çünkü orada bir hakim ve ona tabi olan vardır. Biz orada eşitler arasında Kıbrıs'ta bir anlaşma bekleriz. Yoksa tabi ve hükümran bir arada yürümez. Çok güzel. Açıklamanız çok güzel, çok önemli. Çok teşekkür ediyorum Sayın Özüker. Katılıp katkıda bulundunuz. Evet, bugün de sonuna geldik gün ortasının. Yarın yine bu saatte saat 13'te biz burada olacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.